Eskişehir Net'ten herkese iyi akşamlar. 11 Şubat günlerden Cuma. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticilerin dalda kalan limonlarını satın alarak halka dağıtılmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. Başta halk ekmek büfeleri olmak üzere Eskişehir kent merkezinde 20 tonun üzerinde limon dağıtımı gerçekleştirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi hem ürünlerini satamayan limon üreticilerine hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla Limonlar Mersin'den Dayanışma Halkın Belediyelerinden sloganıyla başlatılan belediyelerin dayanışma örneği kapsamında Eskişehir'e yaklaşık 22 ton limon gönderdi. Teslim alınan limonların 10 tonu halk ekmek büfelerinden, 9 tonu sosyal hizmetler dairesi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yaklaşık 3 ton limon ise Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde değerlendirilecek. Halk ekmek büfelerinden uygun fiyata ekmek, yumurta, süt ve süt ürünleri alan vatandaşlara 2 kiloluk pilelerdeki limonlar ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Başkan Yılmaz Büyükerşen, limonun marketlerde kilosunun yaklaşık olarak 10 TL'den satıldığına dikkat çekerek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in çağrısıyla Limon üreticilerinden satın alınan ürünlerin Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Eskişehir'de vatandaşlarımızla buluşmasına vesile oluyoruz. Bu iyilik hareketi sayesinde artan girdi maliyetleri nedeniyle üretemez hale gelen üreticiye destek sağlanırken bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belediyeler olarak bu limonları ulaştırıyoruz ifadelerini kullandı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, 72 saatlik elektrik kesintisinin Eskişehir sanayisinde yaklaşık 100 milyon dolar ciro kaybına neden olduğunu açıkladı. EOSB Başkanı Nadir Küpeli, enerji sorununun yol açtığı üretimdeki 72 saatlik elektrik kesintisinin Eskişehir sanayisinde yaklaşık 100 milyon dolar ciro kaybına neden olduğunu ifade etti. Dünya gazetesinde yer alan haberde küresel ölçekli bir enerji sıkıntısı yaşandığını, dünyanın artık fosil yakıtlardan vazgeçerek yenilebilir enerjiye yöneldiğine dikkat çeken küpeli, aynı kesintilerle tekrar karşılaşmamak için alternatif planlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Eskişehir OSB'de birçok iş yerinin çatısının GES için önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran küpeli, bölgemizde faaliyet gösteren 802 firmamız var yaklaşık 600 MW gücünde gez kurulabilecek boşta çatımız bulunuyor. Sanayiciler bu alanda yatırım yapıp kendi elektriğini kendi üreterek kendi tüketmek istiyor. Ancak yatırım konusunda önümüze birçok formalite çıkıyor. Organize sanayi bölgeleri resmi bir kurumdur. Biz bu süreci çok net bir şekilde kendimiz daha kısa vadede yönetebiliriz. Burada ciddi bir iradeye ihtiyacımız var. Bakanlığımız burada OSB yönetimlerine sorumluluk vermeli dedi. İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen, Eskişehir'de iki milletvekili aldıklarını, hedeflerinin 3 milletvekili olduğunu söyledi. İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen, Eskişehir Net yayınında Sedef Medya Grup Başkanı Cihan Yıldırım'ın konuğu oldu. Ekmen, İYİ Parti'nin halkın tam ihtiyaç durduğu bir zamanda kurulduğunu belirterek, halkın teveccühüyle de kısa sürede teşkilatlanmasını tamamladığını belirtti. Ekmen, 12 Kırsal ilçede örgütlendik aktif olarak çalışıyoruz. Pazarlara çıkılır, esnaf ziyaretleri yapılır. Türkiye'de 512 bin üyemiz var. En büyük 3. partiyiz. Eskişehir'de 5 bin üyemiz var. 2021 hedefi buydu. Bunu başardık. Bu yıl hedef 8 bin üye ifadelerini kullandı. 24 Haziran 2018 seçiminde Eskişehir'de %13 oy aldıklarını ve Arslan Kabukçuoğlu'nun milletvekili seçildiğini ifade eden Ekmen. O seçimde Türkiye'de %10 oy almıştık anketlerimiz ülke genelinde %20 bandında olduğumuzu gösteriyor. Eskişehir'e 3-4 puan yukarıda olduğunu düşünürsek şu an her türlü Eskişehir'de %20 bandını geçmiş bulunuyoruz. Eskişehir'de 2 vekili aldık. İnşallah hedef 3. vekil. Çalışmalara bu yönde devam edeceğiz. Hedefimiz Eskişehir'de ve Türkiye'de birinci parti olmak açıklamasını yaptı. Eskişehir'de son zamanlarda yaşanan yağışların ardından Porsuk Barajı'nın doluluk oranının geçtiğimiz yıla kıyasla artış göstermesi bekleniyor. Alınan bilgilere göre Porsuk Barajı'nın doluluk oranında bu sene geçtiğimiz yıla kıyasla artış bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde Porsuk Barajı'nda %34 civarlarında olan aktif doluluk oranı şu günlerde %37 olarak ölçülüyor. Geçen yıl sulama dönemi başlangıcı olarak kabul edilen 15 Nisan 2021'de barajda aktif doluluk oranının %42 olarak ölçülmüştü. Yetkililer bu sene artan yağış miktarlarının ardından oluşan kar ve buzların tam olarak erimesi sonucunda baraj rezervuarında geçen yılın değerine göre artış öngörüyor. İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ederken galericiler havalar ısındıkça işlerinin düzeleceği konusundaki ümitlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz Aralık ayında kurdaki ani yükseliş ve ardından gelen sert düşüşle birlikte ikinci el araç piyasası adeta durma noktasına gelmişti. Fazla yükselen ikinci el araçlar %15 civar düşmesine rağmen piyasada beklenen hareketlilik olmadı. Banka faizlerinin yüksek seyretmesi ve İklim şartlarının da ikinci el araç piyasasını olumsuz yönde etkilediği söyleniyor. Eskişehirli galericiler bahar döneminin gelmesiyle piyasanın canlanacağını öngörüyor. Eskişehir Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalender Yaşasın, ikinci el araç fiyatlarının sabitlendiğini söyledi. Bahar aylarında ikinci el araç piyasasının hareketleneceğini öngören Yaşasın, "Piyasa şu an sabitlenmiş durumda, canlanacak gibi duruyor." Hava şartları ve döviz kurunun sabit olmasından dolayı bu hafta biraz canlanır gibi oldu. Esnaf gerçekten zor durumda. Kapatma yönünde duyumlar alıyoruz. Bu bizi üzüyor ama havalar ısındıkça daha iyi olur ümidini taşıyoruz. Otomobil piyasası da oturdu. Fiyatlar bu şekilde sabit gider diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı başladı. Tepebaşı Belediyesi, insan ve çevre odaklı belediyecilik anlayışı ile kurum bünyesinde yürüttüğü iklim çalışmaları ve kurumsal yapılanması ile sürdürülebilir ve iklim dostu bir ilçe inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İklim adına daha güçlü bir ses haline gelmek için başlatılan Tepebaşı İklim Sözcüleri programı da iklim değişikliği konusunda kamuoyunda bilgi ve kapasitenin artırılması savunuculuk çalışmaları yapılmasını amaçlıyor. Başvuru yapan 50 kişi Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı tanışma ve tanıtım toplantısı Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Programın ilerleyen aşamasında topluma iklim bilinci kazandıracak, eğitim ve etkinlikler düzenleyecek olan iklim sözcüleri kapsamında eğitimler 8 hafta sürecek. Eğitimlerin ilk aşaması olan ekolojik okuryazarlık eğitimi Ekolojik Okuryazarlık Eğitim Formatörü, Türkçe Uluslararası Çevre Eğitim Programı, Eko Okullar Projesi Eskişehir İl Koordinatörü Nadir Erdem tarafından gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Kadın Handbol Takımı Oyuncusu Sinem Vatan A Milli Kadın Handbol Takımı kampına davet edildi. A Milli Kadın Handbol Takımının 2022 kadınlar Avrupa Handbol Şampiyonası elemelerinde İzlanda ile oynayacağı maçlar için kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Eskişehir Anadolu Üniversitesi kadın handbol takım oyuncusu Sinan Vatan da yer aldı. Haber 8'in sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.